Sevgili arkadaşlar, merhabalar herkese, hoş geldiniz. Şimdi gündemi değerlendireceğiz. Bugün yeni bir haftaya başladık. Pazar günü haftalık kapanışlar geldi. Bunlarda son durum nedir? Yeni haftada bizi neler bekliyor? Bunları konuşup anlamaya çalışacağız. Öncelikle Bitcoin'in haftalık kapanışına baktığımız zaman gayet güzel bir kapanış geldi arkadaşlar. Burada gördüğünüz tepe noktasının oldukça üst noktasında bir kapanış yaptık. Ve bu durumun da ilerleyen haftalara ben şahsen olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Ve haftalık bazda da 52 bin dolar bandı bizim için oldukça güçlü bir destek noktası. Buraya kadar bir geri çekilme olsa bile bu gayet normal bir geri çekilme olur arkadaşlar. Bir önceki tepe noktalarını destek yaptığımız sürece dalga dalga yükselmeye devam edebiliriz. Ama ben şahsen şu anda 52 bin dolar bandının gelmesini beklemiyorum. Çünkü 4 saatliğe baktığımızda dün gece bir atak geldi. Bakın şurada hacimli bir mum geldi. Bu mumla birlikte de artık burada gördüğünüz şu kırmızı mumların olduğu nokta, yani yaklaşık olarak 54-55 bin dolar bandı 4 saatlik de geri çekilmelerde destek olarak çalışacaktır. Yani buranın altında sarkıp şu an için 52 binlerin gelmesini beklemem ama burası bir ihtimal gelebilir. Tabii yorumları okuduğum zaman herkes aslında altcoin'leri soruyor ve herkesin kafasındaki soru aynı. Bitcoin yükseliyor, altcoin'ler niye yükselmiyor? Arkadaşlar bunu biz sizle çok öncesinden konuştuk. Bunun sebebi dominans. Haftalıkta dominansta beklediğimiz bir ikilik vardı. En son gelen hareket RSI'de 70 bin noktasına takılmıştı. Ve bununla birlikte dominansta bir artış geldi. Ve bu artış da Bitcoin'in artışıyla birlikte geldi. Yani tam olarak böyle olmasını bekliyorduk. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Ben genelde analiz yaparken geçmişteki rallileri çok örnek veriyorum. Kendim de çok örnek alıyorum. Çünkü benim bu zamana kadar gördüğüm boğa ve ayı döngüleri benzer şekilde oluyor. Şimdi en sonki ralliyi hatırlarsanız, Mayıs ayında yaşadığımız altcoin rallisini hatırlarsanız arkadaşlar, onun öncesinde de önce Bitcoin ve Ethereum ciddi çıkışlar yapmıştı. Ve bu çıkışlar esnasında da dominansın artmasıyla birlikte altcoin yatırımcısı bayağı bir sürünmüştü arkadaşlar. Ve sonrasında Bitcoin hedefine vardıktan sonra biz altcoin'lerde bir rally görmüştük. Şimdi benzer bir şey olabilir mi? Tabii ki de olabilir. Kafamdaki senaryoları birazdan sizlere anlatacağım. Ama dominansa şöyle bakın. Dominans arkadaşlar altcoin rallisi için yakıttır. Bunu size her zaman söylüyorum. Ne kadar yukarıdan dönersek dominansta o kadar uzun süreli bir altcoin rallisi yaşarız. Bunu lütfen aklınızdan çıkartmayın. Ve artık bundan sonra altcoin'lerdeki her geri çekilme bence alım fırsatıdır arkadaşlar. Altcoin'ler toplama yerlerinde olduğunu düşünüyorum ben. Hepsinin uzun vade için oldukça ucuz yerlerde olduğunu düşünüyorum. Peki bundan daha fazla düşebilirler mi? Evet düşebilirler. Şimdi benim kafamdaki ilk senaryo Bitcoin'in ATH noktasına doğru buradan tam gaz ara vermeden hızlı bir şekilde devam etmesi. Eğer bir olursa işte 58 bin, 60 bin, 64 bin bu noktalara doğru Bitcoin ara vermeden devam eder. Ve bu ara vermeden devam etme esnasında biz altcoin'lerde çok ciddi bir hareket görmeyiz. Eğer ki bu nokta hızlı gelirse. Çünkü Bitcoin'in hızlı hareket yapması altcoin'ler için kötüdür arkadaşlar. İster bu hızlı hareket yukarı olsun, ister aşağı olsun, Bitcoin hızlı hareket yaptığı sürece altcoin'lerdeki paranın bir miktar Bitcoin'e geçtiğini ve dominansın arttığını görürüz. Bu da bizim istemediğimiz bir olay. Genelde altcoin'ler için en güzel durum ya Bitcoin'in küçük küçük yükselmesi ya da yatay bir banda geçmesi. Şimdi ilk senaryo bu arkadaşlar. Bitcoin'in ATH noktasına hızlı bir şekilde gitmesi ve bu esnada dominansın artmasından dolayı da altcoin'lerde böyle ciddi manada bir hareket görmememiz. Hatta belki bir miktar geri çekilme. Ama dediğim gibi Bitcoin yükseldiği sürece altcoin'lerde yaşanacak geri çekilmenin ben çok güzel bir alım fırsatı olduğunu düşünüyorum. Sonuçta altcoin rallisi illaki gelecek. O yüzden olaya biraz daha uzun vade bakın. Ben şahsen öyle bakıyorum. Çok fazla kısa vade hareketlerin peşinden koşmuyorum. Benim videolarımı da lütfen bu bakış açısıyla izleyin arkadaşlar. Sizin için daha faydalı olacaktır. Şu anda Bitcoin'de açıkçası ilk senaryo bu gözüküyor. İkinci olası senaryoda Bitcoin'in buradaki ATH noktalarına biraz daha yavaş gitmesi, yani yatay gitmesi, böyle tek seferde çok ciddi hareketler yapmadan böyle dinlene dinlene küçük hareketler yaparak yükselmesi, ki bu durum altcoin'ler için güzel bir senaryo olur. İşte buradaki
yatay gidiş esnasında veya küçük hareketler yaptığı esnada altcoin'lere yukarı yönlü çıkış fırsatları tanıyabilir Bitcoin. Ama şu an için ne yazık ki ilk senaryonun gerçekleşme ihtimali biraz daha yüksek gözüküyor. Çünkü dominans verisinde hala bir satım sinyali vesaire falan yok arkadaşlar. Bildiğiniz gibi buradaki ikili dibin ilk hedef noktası buradaki boyun kısmı olacaktır. Boyun kısmı kırıldıktan sonra da derinliğin fiyatlanmasını bekleriz. O da bizi zaten bulut noktasına kadar taşıyor. Ama videonun başında da söylediğim gibi dominans ne kadar yukarıdan dönerse biz o kadar uzun süreli bir altcoin rallisi yaşarız arkadaşlar. Bitcoin'de şu anda haftalıkta bizim için en ciddi destek noktası buradaki tepe noktası olan 52 bin küsür dolarlar arkadaşlar. Ben şahsen buranın gelme ihtimalini biraz düşük buluyorum şu an için. 4 saatlik bazda da en ciddi destek noktası burada kırmızı mumların olduğu nokta olan 54-55 bin dolar bandı arkadaşlar. En sonki şuradaki hacimli mumla birlikte artık bu seviyenin karşımıza destek olarak çıkmasını bekleriz. Genel olarak Bitcoin'in görüntüsü bu şekilde. Dominansla alakalı ne yazık ki hala bir düşüş sinyali falan benim gözüme çarpmıyor. 4 saatliğine baktığımız zaman da burada arkadaşlar bulutun üst noktasında fiyatlanmaya devam ediyor. Uzun bir süreden beri bulutu destek yapıyor kendisine. Şu an içinde burada bir çanak formasyonunu tamamlamak üzere diyebiliriz. Ben çok fazla sıkıntı etmiyorum bu durumu çünkü olaya biraz daha uzun vade olarak bakıyorum. Ama siz illaki benle aynı şeyi yapmak zorunda değilsiniz tabii ki de. Herkesin kendi yol haritası olması lazım. Herkesin kendi stratejisi olması lazım. Ben burada sizlere her şeyi detaylı şekilde anlatıyorum. Siz de kendiniz buna göre yol haritanızı belirleyin arkadaşlar. Kimisinin hedefi sepetindeki BTC miktarını arttırmaktır ki bence en mantıklısı da bu. Çünkü Bitcoin'in uzun vadede hangi seviyelere gitmek istediği az çok belli. Dünyada da bir enflasyon beklentisi var. Nakite güven çok fazla yok. Bu yüzden sepetinizi dolar bazında değerlendirmektense BTC bazında değerlendirmek tabii ki de daha mantıklı bence. Şu anda genel olarak dominansta da görüntü bu şekilde arkadaşlar. Gelin dolar endeksine. Dolar endeksine baktığımızda da en son 4 saatlikte takip ettiğimiz bir daralım vardı. Şu anda bu daralım içerisinde daralmaya devam ediyor. Aşağıdan gelen bir yükseliş trendi. Yukarıdan gelen de bir düşüş trendimiz mevcut ve bu iki trend de bir noktada birbiriyle kesişiyor arkadaşlar. İşte dolar endeksi bu iki trend arasında daralıp sonrasında muhtemelen yukarıya da aşağı sert bir hareket yapacak. Ve bu daralımın da kırılım yönü bana göre aşağıya olacak arkadaşlar. Çünkü haftalıkta burada bir doji momu geldi. Bu doji momundan sonra bir miktar yukarı doğru hareket gelmesi gayet normal. Çünkü buradaki momun kapanışı pazar günü gelecek. Yani 6 gün var bunun kapanışına. O yüzden hafta başında bir miktar yukarı doğru hareket görmemiz, yeşil görmemiz gayet normal bence. Ama 4 saatlik de buradaki daralımı takip edebilirsiniz. Bu daralımın sonunda da dolar endeksinin aşağıya doğru kırma ihtimalini ben şahsen yüksek buluyorum. Şu anda genel olarak piyasada gördüklerim ve izlediklerim bu şekilde. Videolar hoşunuza gidiyorsa like atmayı unutmayın. Onun dışında katıl butonunu da kullanabilirsiniz. Gün içinde katıl butonundan da ekstra paylaşımlar yapıyorum. Herkese bol kazançlar.